Türkiye'de güzel şeyler oluyor Allah'a şükür. Gerçekten millet iradesine güçlü bir şekilde mükemmel bir katılımla sahip çıkıyor. Bu milli iradeye sahip çıkılmasının önemi çok farklı tabii ki. Çünkü o milli irade bu ülkeyi yönetenleri seçiyor. Dolayısıyla bu milli irade tavrını koyduğu takdirde bu ülkeyi onun seçtiği insanlar yönetecek. Bugünkü yürüyüş bu milli iradenin ülke yönetimine yansıması için. Zaten yansıyor da o milli iradenin ülke yönetimine yansımasını engellemek isteyenlere bir ders vermek için ya da bu işin sahibinin milli iradeye sahip çıkanların olduğunu göstermek için. İşte bu atmosfer güzel bir atmosfer, dolayısıyla milli iradenin yeniden şahlanışının çok önemli bir göstergesi bu. İnşallah bu milli irade varlığını ya da etkisini gösterdikçe bu ülke bu milli iradenin belirlediği insanlar tarafından yönetilecek. Bunun başka bir alternatifinin olmadığını görecekler inşallah. 15 Temmuz akşamı Türkiye tarihinin en büyük ihanetleriyle, ihanetlerinden biriyle karşılaştı. FETÖ terör örgütünün şanlı Türk ordusu içerisindeki sızıntıları ve orada yuvalanmış alçaklar, şerefsizler Türkiye'nin geleceğine, milli iradeye darbe teşebbüsünde bulundular ve halkın vergileriyle alınmış uçaklarla halkımızı bombaladılar, polisimizi bombaladılar. Yine halkın vergisiyle alınmış tankları halkımızın üzerine sürmek suretiyle çok sayıda vatandaşımızı şehit ettiler. Ve bu adi teşebbüs halkımızın sokağa dökülmesiyle, milli iradeye sahip çıkmasıyla, yine emniyet mensuplarımızın kahramanca mücadelesiyle, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük liderliğiyle ve şerefli Türk ordusu içerisinde bu darbeye iştirak etmeyen çok sayıda komutanın, askerin, subayın girişimleriyle şu an bastırıldı ve kontrol altına alındı. Ama henüz tehlike geçmiş değil. Bunların tüm kamu kurumlarında çok sayıda müsebbipleri, çok sayıda elemanları, üyeleri var ve bunlar da kamu kurumlarından temizleninceye kadar bu eylemler devam edecek. Bugün de milli irade yürüyüşü düzenleniyor. STK'lar, siyasi partiler, vakıflar, dernekler tarafından Kahramanmaraş halkı tıpkı 1920'de olduğu gibi sütçü imamlarıyla, Senem Ayşeleriyle, Rıdvan hocalarıyla, Arslan beyleriyle, Mınlış Nurileriyle, Mağaralı Ökkeşleriyle yine milli mücadelesine devam ediyor. Milli iradesine sahip çıkıyor ve şunu söylüyor. O meclisin kapısında yazan söz hiçbir şekilde sadece sözden ibaret bir yazı değildir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Kahramanmaraş'ın tüm renkleri, tüm sivil toplum kuruluşları şu anda burada bu darbe teşebbüsünü bir kez daha lanetlemek üzere Valilik önünden Özgürlük Meydanı'na kadar yürüyeceğiz. Kahramanmaraş'ın tüm renklerine burada bu yürüyüşe iştirak ettikleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Her siyasi görüşten insan, il başkanından teşkilat mensubuna, halkından, görevi olmayan arkadaşlarımızdan, her türlü din, mezhep farkı gözetmeksizin, etnik köken gözetmeksizin bütün Kahramanmaraş burada. Buradan Türkiye'ye, dünyaya bir mesaj veriyoruz. Kahramanmaraş böyle olduğu sürece hiç kimse Türkiye'de darbe girişiminde dahi bulunamaz. Allah bu memleketin insanından razı olsun. Önemli olan sağduyulu bir şekilde bu işleri sonlandırmak. Rabbim devlet büyüklerimize yardımcı olsun diyor. Herkesi meydanlara davet ediyorum. İşte milli irade yürüyor burada. Kahramanmaraş tüm renkleriyle burada. Darbecilere, cuntacılara en büyük mesaj Maraş meydanlarından verilmekte. Cuntacıları, darbecileri lanetliyoruz. Milli iradeyi kasteden katil teröristleri lanetliyoruz. Türkiye'yiz! Biz beraberiz! Hep beraber! Türkiye'yiz! Biz! Beraberiz! Allah'a emanet!
Kardeşlerim, 15 Temmuz saat 23'ten beri birlikteyiz. Kimi zaman Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız geldi, bizi yalnız bırakmadı. Kimi zaman Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız ekibiyle geldi, bizi yalnız bırakmadı. Kimi zaman sivil toplum kuruluşlarımız geldi, bir ihtiyacınız var mı dediler. Kimi zaman hiç kimsesi olmayan amcalarımız geldi, bizimle sabahladılar. Kimi zaman 105 yaşında teyzelerimiz geldi, dün burada önümüzde saatlerce gecenin bir yarısına kadar oturdular. Kimi zaman 8-9 yaşında mini mini yavrularımız geldiler. Biz gösteren kahraman milletimin her bir ferdi 6 gündür buradaydı, 6 gündür bizimle birlikte mücadele verdi. Sizin yaptığınız şey her türlü takdirin üstündedir. Ben size gıpta ediyorum ama dün de söyledim. Bütün dünya size gıpta ediyor. Bütün dünyada şunu söylüyorlar. Ya bu Türklerin iradesi neymiş kardeşim? Bunların önüne kimse duramaz diyorlar. Siz doğru olana sahip çıkıyorsunuz. Siz doğru olanın peşinden gidiyorsunuz. Doğru olanlar da sizin arkanızdan geliyorlar. Hepinizden Allah razı olsun. Allah sizin yokluğunuzu vermesin. Biz sizinle kardeş olmaktan memnunuz. Sizinle kardeş olmanın gururunu yaşıyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun kardeşlerim. Allah'a emanet olun.